Hammaga salom. Bugungi mavzu Python IDLE ishlash va sonlarning Pythonda nomlanishi to'g'risida ma'lumot beramiz. Birinchi bo'lib, o'rnatilgan Pythonimizdan IDLE'ni topamiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ochamiz. File kunukkasini bosamiz, New File'ni bosamiz. Bu açılgan faylda print sözünü yazamız. Faylını rank noktasını basamız. Saklaşını soruydu. Saklayımız. Uzunumuzga makul joyunu saklayımız. Bu için stol tanladım mı? O'zimizga maqul ismini qo'yamiz. Ismi qo'ygandan keyin toshka pay so'zini yozishni esdan chiqarmang. Mana ko'rib turganingizdek, fayl ishga tushdi. Saqlagan faylimiz rabochiy stolda paydo bo'ldi. Mana kodi, bu konsoldagi kodi, bu fayl o'zi. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishingiz mumkin. Endi sonlar to'g'risida ma'lumot beramiz. PyCharm'ni ochamiz. O'n knopkasini bosamiz. Python faylini tanlaymiz. Sonlar deb nomlayman buni. Siz xohlagancha nomlanishingiz mumkin. .py so'zini yozmasa ham bo'ladi. Bu avtomatik ravishda PyCharm Python faylini o'g'irib beradi. Bu yerda sonlar to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, 1, 2, 3, va hokazo. 5000 sonlar, bu integer sonlar hisoblanadi. 1.2, 5.5. Shunga o'xshagan sonlar, to'liq sonlar, bu float deb nomlanadi. Va uchinchisi kompleks sonlar, bu masalan 2 plus 3 j. Bu kompleks sonlar bo'ladi. Hozir shularni ko'rsatib o'tamiz. Masalan, yozadigan bo'lsak, son ravmi 5. Kommentariyga olamiz. Kommentariyga olish juda zarur, sababi keyinchalik ishlaganingizda bu kommentariy juda asqotadi. Botadi. Kommentariyga olish uchun shrift 3 knopkasini bosib, ingliz tilida kommentariyga o'tadi. Mana ko'rib turganingizdek, endi bu sonlarni konsolga chiqarishimiz kerak. PyCharm yaxshi tomoni nimaki, o'sha so'z boshini yozsangiz, o'zi kerakli sizga yozadigan so'zingizni chiqarib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, variantlarni ko'rsatib o'tdi. Mana ko'rganingizdek, siz kerak variantni tanlab qo'yasiz. Ish tezlashadi. Vaqtdan yutasiz. Ana 3ta sonni chiqardik. Endi ishga tushirish uchun o'n knopkasini bosamiz va sonlar knopkasini bosamiz. Bizning sonlagan faylimizni. Mana marhamat. Endi bu sonlarni kommentariyga olinganda biza ko'rsatdik, lekin o'zi programmani o'zida ko'rish xohlasangiz, xuddi shu variantni ko'chirib olasiz. Ko'chirib olganingizdan keyin faqat bu yerga type so'zini yozasiz. Type so'zi bu sizga ko'rsatib beradi qaysi turdaligini. Okay.
Yes. Yes. Bu yalnız. Yaka. Bir. Yaka. İki. Bana bu sollar. Bana bu hazır. Komentari koygen konuştakisi. Yağdan zapsı sizden bulur. Bana bu bize sollar. Bana komentariyada. Şimdi bana class int, class load, class complex. Class forest'da derslerimiz doğumunda o diskoru çüntürü biremez. Hala un geçe, hala anca vakit var. Ama kereli sollar doğrusu, katarlar doğrusu, bullying'le doğrusu da bunun malumatı gibi oluş gereği. Derslerimiz doğumunda uşa malumatla doğrusu da kısaca malumat verip boyamız. Şu video roliklerden kendi tekişi kuasalı çıkarasız. Eğer çün boşluğuyla bulsa benim alalım. Yazışınız mümkün. Veya da mesela 500 boladigen bulsa bana 500 katta sormayam. Yani de bana. Yani 500. Lekin klası int bir vat. Yani de. İtibarınız için rahmet. Kanalımızda abone oluşun. Sizden çıkarmayın.